İyi misin Ali? Bir haftadır aynı rüyayı görüyorum. Sence bu rüya ne anlama geliyor? Kendimi suçluyor olabilir miyim? Doğru. Ama yaşananları geri alamayacağımıza göre önce kendini suçlamayı bırakman gerekiyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Yaşananlar kazaydı. Kazaydı. Konsantre olmamız gereken seni bu noktaya taşıyan hadiseler. Doğru söylüyorsun ya. Hangi ara geldim ben buraya? Kendine zarar vermek istedin. Çok ciddi bir durum bu. Kendimden başka herkese zarar verdim ya. Bence kendini suçlu bulmanın sebebi Haluk'un baban olmadığını öğrenmen değil. Öyle mi? Sen kendini ailenin dağılmasından sorumlu tutuyorsun. Hadi ya. İlginç. Dahası Haluk Bey'i baban olarak görüyorsun. Aileni özlüyorsun. Seans bitti mi? Daha zamanımız var. Aile. Aile falan bunlar fasafiso ya. Ya inan umurumda değil. Annem oymuş, babam buymuş. Umurumda değiller. O zaman onların göz önünde niye kendine zarar vermek istedin? Anı olsun diye belki. Belki o suratlarındaki korkunç ifadeyi görmek hoşuma gitti. Eğleniyordum belki. Ben öyle düşünmüyorum. Sana düşünecek kadar bilgi vermedim ki. Bir haftadır anlattıklarının yarısından çoğu zaten vakit geçirmek içindi. Sen de bana genel geçer şeylerden başka bir şey söylemedin. Yani bu doktor hasta ilişkisi yoluna gitmiyor doktor. Ali, bu daha başlangıç. Tedavi süreci problemi kabullenmekle başlar. Ben problemi kabulleniyorum. Problem benim burada kaybettiğim zaman. Yani sırf insanların gönlü olsun diye gelip burada vaaz dinliyorum. Böyle düşünmene üzüldüm. Bu seans burada bitti doktor. Sorun olursa Ali bomba gibi dersin, tamam? Zannetmiyorum. Bak şimdi iki ailemi de alacağım karşıma. Güzel güzel yemek yiyeceğim. Her şey yolunda yani. Yemeğin devamını da basından takip edersin. Anlayamadım. Şiş şiş şiş. Doktor hasta gizliliği. Okey. Zaten kimseye söyleyemezsin de. Gayet iyiyim. Şimdi yüzüme hüzünlü bir ifade takınacağım. Dışarıda beni bekleyen, endişeyle bekleyen üvey annem. Bak yine kafam karıştı. İyiyim doktor, gerçekten iyiyim. Adios. Bitti.
Değil mi? Hı hı. İyi misin peki? E muazzam. Bir haftadır benimle gidip geliyorsunuz. Gerçekten gerek yok. Bir şey yapmayacağım, kaçmayacağım. Ben buraya gelmek istediğim için geliyorum Ali'cim. Yoksa sana bekçilik falan yapmak için değil. Ya samimiyetinizi anlıyorum. Beni yanlış anlamayın. Ama ya benim için kendinizi yormayın gerçekten. Çocuklarım için yaptığım hiçbir şey beni yormaz Ali. Eyvallah. Akşam için hazır mısın peki? Nasıl hissediyorsun? Süper hissediyorum. Gerçekten hazırım. Her şey çok güzel olacak. Hiç endişelenme, olur mu? Ya bence de. Babalarım, annem, siz. Ma aile. Ben sanki bir alay seziyorum cümlelerin arasında. Öğretmensiniz ya. Hadi gidelim. Hadi. Levent'le Sevilay teyze mi geliyor akşam? E şoklardayım. Öyle için işte. Eyvah, kesin olay çıkacak. Böyle deme, çıkmayacak. Umarım. Ya yalnız annem çok uğraştı, var ya herkesi bir araya getirmek için. Öğretmen kafası işte. Bir haftadır Ali'nin peşinde. Ya Ali abi kendine bir şey yaparsa. Allah Allah, daha ne yapsın Ali kendine yani? Yapabileceği en büyük şeyi yaptı zaten. Hepimizi çok korkuttu eşek. İyi mi peki? Tuhaf. Evet tuhaf. Böyle eski Ali gibi değil sanki. Eski Ali nasıl Nazlı? Ali dengesiz, Ali ruh hastası, Ali manyak. Anı anın tutmuyor. İyice saçma bir şey oldu ya, sevimsize döndü. Sen hala ona çok kızgınsın değil mi? Nasıl olmayayım ya, böyle çaktırmıyorum ama üzerine saldırasım var. Her dakika sürekli üstüne saldırmak istiyorum. Nasıl böyle bir şey yapar? Kendine zarar vermeye nasıl kalkar? Ciddi ciddi benimle vedalaştı. Beni bıraktı gitti. Selin, yani işte annem hastalık gibi bir şey dedi. Depresyona girmiş herhalde. Hastalık falan değil onunki. O düpedüz deli. Ha bir de beyefendi hiçbir şey olmamış gibi takılıyor. Bazen çok neşeli, bazen çok sinirli. Abuk subuk hareketler. Bak yine sinirlendim. Oy. Pardon. Ali'ye hemşirelik yaptığım dönemlerde mesajlar duyuyorsun diye. Ha. Annem almış Ali'yi. Geliyorlarmış. Savaş abi de gelecek değil mi? Ay ne bileyim ben ya. Nasıl ya? Siz hala kavgalı mısınız? Kavgadan beslenen bir ilişkileri var diyelim. Neyse ya, ben gideyim şu öküze bakayım da hazırlanayım bir de. Gelecek miymiş bakalım.